Ve az önce de söyledik sevgili izleyiciler, piyasalar açısından Eylül ayını artık geride bırakıyoruz. Ekim ayına başlayacağız. Peki nasıl bir ay geçirdik ve önümüzdeki ay neler beklemeliyiz? Bu konuları konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İhsan Memiş bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi Eylül'e başlarken çok sıcak bir Eylül geçireceğiz dedik. Önemli Evet. Açıklamaları bekliyorduk. Nasıl değerlendirirsiniz acaba son bir ayı? Eylül ayında genelde merkez bankalarına odaklandığımız bir ay oldu. Faiz kararları ve açıklamalar, enflasyona odaklandığımız bir ay oldu. Enflasyonlar bütün dünyada artmaya devam etti. Enerji krizi patlak verdi, borç krizi patlak verdi ve küresel ekonomine dair endişelerin arttığı bir ay olarak geride bırakıyoruz. Özellikle merkez bankalarının geçici enflasyon söyleminde geçerli olmadığını Eylül ayında hep beraber görmüş olduk. Bütün dünyada enflasyonlar artmaya devam ediyor. Arz tarafında ciddi sıkıntılar oluşuyor. Navlun tarafında ciddi sıkıntılar oluşuyor ve enerji tarafında da doğalgaz ve elektrik tüketimiyle alakalı ciddi sıkıntılar var. Özellikle Eylül ayının son haftasında Asya tarafından gelen elektrik kesintileri dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Ekim ayında da bu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle Eylül ayında yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer artışları çok dikkat çekiciydi. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indirimi de oldukça önemliydi Eylül ayının son haftasındaki bu kararla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde yüksek enflasyon, yüksek kurla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 200 bas puanlık bir faiz indirimi yıl sonuna kadar devam ettirecek mi? Varlık alımlarıyla alakalı Amerikan Merkez Bankası Fed'i takip etmeye devam edeceğiz. Ve bu kadar sorunlar ard arda gelmeye devam ederken Eylül ayında altın ons fiyatında %5'lik bir değer kaybı görürken yurt dışı piyasalarda dolar TL kuru altının gram fiyatında 24 liralık bir değer artışını gündeme getirdi. Altın gümüş rasyosu 81 bandına kadar yükseldi. Bu da gümüşün altına kıyasla biraz daha negatif ayrışmasına neden oldu. Eylül ayında özellikle gümüşün diğer emtialara kıyasla değer kaybı biraz daha endişe verici olduğunu hep beraber gördük. Şimdi şunu da sormak isterim. Araya giriyorum ama siz uzun bir süredir aslında bir konuya işaret ediyorsunuz. Merkez bankalarının oynadığı oyunlardan, işte FED'den gelen açıklamalar ve FED'de yaşanan tabii ki bir takım gelişmeler de var. Özellikle emtiaların işte altın ve gümüş gibi emtiaların baskılandığını söylüyorsunuz. Sanki onların hani satış potasına girmesini sağlamaya çalışıyorlar gibi bir ifadeniz var. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Efendim dünyada özellikle enflasyonun patlama noktası Haziran ayında. Ve Haziran ayından bugüne kadar Amerikan Merkez Bankası Fed enflasyonun geçici olacağını söylüyor. Ama Haziran ayından bugüne kadar da ondan fazla ülkede enflasyonun ciddi bir miktarda arttığını, insanların fakirleştiğini, insanların alım gücünün ciddi anlamda azaldığını zaten bütün dünya görüyor. Bütün kamuoyu zaten görüyor. Ve enflasyon olduğu yerde değerli metaller her zaman değer kazanır. Ama FED yapmış olduğu sözlü manipülasyonla birlikte sürekli emtia fiyatlarını baskıladı. Varlık alımlarını azaltacağım, faizleri artacağım söylemleri sadece insanların geçici bir enflasyon inandırmak içindi. Ve hisse senetlerinde ciddi rekorlar gördük Haziran ayından bugüne kadar. Ancak FED başkanı başta olmak üzere FED üyelerinin de hisse senetlerinde ciddi bir rekor kırdığını ve ciddi anlamda kazanç elde ettiklerini gördük. Ve bu dünya kamuoyuna düştü. Ve bu etik mi değil mi tartışmalarına gündeme getirdi. FED üyeleri artık yavaş yavaş emekliliğini verenler oldu ve manipülasyondan sonra bugünler bence sorgulanacak yakında. Yani bugün evet, az önce de Sayın Memiş söylemişti. Yaşanan kaos, büyüme Seste galiba bir sorun var. Daha doğrusu bağlantıda internet üzerinden sağlıyoruz tabii ki bu bağlantıyı ama hemen özetleyelim sevgili izleyiciler. Özellikle altın ve gümüş gibi değerli emtialar üzerinde bir baskı olduğunu söylüyordu Sayın Memiş. Bir tuzak kurulduğu anlamında ifadeleri vardı. Dolayısıyla uzun bir süredir bu anlamda fiyatların baskılandığını, hatta gümüşte çok önemli ölçüde kayıpları olduğunu söyledi. Altınla tabii ki kıyaslayacak olursak. Bağlantı devam ediyor mu? Galiba evet. Yarın tekrar kendisinin
bu konuya ilişkin görüşlerini alırız sevgili izleyiciler. Ama yani bilinçli bir şekilde emtia fiyatlarının aşağı çekildiğini ifade etmişti. Eylül ayı açısından da yine sıcak bir Eylül'ü geride bıraktık. Özellikle Sayın Memiş de az önce aktardı. Merkez bankalarının yapmış olduğu açıklamalar aslında Eylül ayına damgasını vurdu ve piyasaları da bu açıklamalar yönlendirdi diyebiliriz. Şimdi